Merhaba Demir. Bir şey söylemeyecek misin? Neden geldin Eylül? Sen çağırdın. Babamın yönetim kurulunda olduğu şirketlerden birinin hisselerini devralarak. Net bir mesajdı. Seni daha önce de çağırdım. Binlerce mesaj gönderdim. Neden şimdi? Çünkü seni çok özledim. Hiç değişmemişsin. Böyle düşünmene sevindim. Ne düşündüğümü sanıyorsun Eylül? Bana baktığında hala evlenme teklifi ettiğin kadını görüyorsun. O kadını görüyorum, evet. Evlenme teklifimi kabul edip ertesi gün kayıplara karışan kadını. Sen hayatımda tanıdığım en iyi dolandırıcısın. O kadını öldürmek için elimden geleni yaptım. Demir Erendil'in aşık olduğu kadını. Ama en olmadık yerlerde tekrar ortaya çıktı. 2 sene dayanabildim. Artık savaşamıyorum. Teslim olmaya geldim. Geldiğin yere geri dön. Bunu söyleyebilmek için mi gönderdin o mesajı bana? Hisseleri alırken, gözlerime baktığın gün beni hayatından nasıl çıkaracağının hayalini mi kuruyordun? Bir açıklama duymayı umuyordum. O zaman izin ver. Artık istemiyorum. Net mi? Neden gittiğini, nereye gittiğini, orada ne yaptığını hiçbiri umurumda değil. Şirketi alalı yalnızca birkaç ay olmuş. Ne değişmiş olabilir ki bu kadar kısa zamanda? Her şey. Bu odadan çıkabilirim. Ama bu defa senden yalnızca karşı masaya kadar uzaklaşacağım Demir. Babamın hisselerini devraldım. Yeni finans direktörün benim. Biliyorum her gün bana bakmak kolay olmayacak. Çok zor olacak her gün seni görmek. İlk başta birazcık canımız yanacak. Ama sonra unuttuğun her şeyi tekrar hatırlayacaksın. Söz veriyorum. Demir. Günaydın. Merhaba, ben Selin Sever. Eylül Gündüzeli. İsminizi duydum. Çok başarılı bir iç mimarsınız. Teşekkür ederim Eylül Hanım. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Toplantınız olduğunu bilmiyordum Demir Bey. Yok, siz rahatsız olmayın. Ben zaten gidiyordum şimdi. Önce Burak Bey'le konuşacağım, sonra hep birlikte yapacağız toplantıyı. Orada görüşürüz. Demir. Demir. Affedersin. Gelebilir miyim 2 dakika? Tabii, tabii.
İyi misin sen? Bir daha öyle çıkıp gitme evden, olur mu? Kahve almaya gitmiştim. Sana not bıraktım. Biliyorum, biliyorum. Kahve almak için de çıkma. Yani birlikte gidelim. Gerçekten gitmen gerekiyorsa ben çıkıyorum de. Yüzünü göreyim, öyle git. O evde böyle bir anda yalnız olduğumu fark etmek hoş bir duygu değil. Ne oldu sana? Bu sefer de sen mi kabus gördün? Onun gibi bir şey. Sana o evden asla gitmeyeceğimi söyledim. Gitmeyeceğim de. Gitme. Emir. Bir şey mi oldu? Affedersin. Ekrem Bey. İyiyim. Merak etme. Ben masama geçeyim o zaman. Günaydın Ekrem Bey. Evet. Az önce buradaydı. Sizden erken davranmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.